Efendim mutlu akşamlar. Günün öne çıkan ayrıntılarını Kanal 3 ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Efendim dün bizim günümüzdü malumunuz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Afyon Gazeteciler Cemiyeti tarafından gala gecesi düzenlendi. Cemiyete üye gazetecilere plaket ve basın kartları takdim edildi. Ayrıca gecede grup gün doğarken sahne aldı, kulakların pasını sildi. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, geceye katılanları eşiyle birlikte kapıda karşılayarak hoş geldiniz dedi. Gecede ilk olarak geçmişten bugüne Afyonkarahisar'daki yerel gazetelerin öne çıkan sayfalarıyla oluşturulan sergiyi, il protokolü ve gazeteciler hayranlıkla inceledi. Çok sayıda gazetecinin eşleriyle birlikte katıldığı geceye Afyonkarahisar protokolüyle birlikte kaymakamlar ve belediye başkanları da katılım gösterdi. Gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yemeklerin yenilmesinin ardından konuşmalar ve plaket dağıtım töreni yapıldı. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Afyon Karahisar'da görev yapan biz basın mensupları olarak hem Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü hem bir süre önce hep birlikte idrak ettiğimiz büyük taarruzun, büyük zaferin 100. yıl dönümünün ardından bugünlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bugünleri armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ceddimize, meslek büyüklerimize özellikle bir kez daha onları rahmetle, minnetle anmak istiyoruz. Bugün aynı zamanda 10 Ocak İdareciler Günü. Bu organizasyonumuzda, Afyon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen bu organizasyonumuzda değerli idarecilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, tüm sayın valimiz başta olmak üzere burada basın mensuplarıyla, ilimiz yöneticileriyle hep birlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin bu organizasyonu yapmaktaki maksadı zaten bu birlikteliği, bu beraberliği, bu sohbet ortamını sağlayabilmekti. Küçükkurt'un ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kürsüye çıktı ve tüm çalışan gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz, gününüz tüm basın camiasına hayırlı mübarek olsun. Cenab-ı Hak kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin diyorum. Basın toplumumuzun olmazsa olmazlarından. Doğru haber alma kaynaklarımızın başında geliyor. Bugüne kadar basın çalışanlarımızla çok iyi bir diyalogumuz oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini ümit ediyorum. Gecede Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak da bir konuşma yaptı. Basın toplumun aynasıdır ifadelerini kullanarak sözlerine başlayan Aytak şöyle devam etti. Basın toplumun aynasıdır. Toplum ne üretirse basın da onu servis yapar. Afyonkarahisar basın noktasında çok kuvvetli bir ildir. Gerçekten eli kalem tutan, fikri beyanatı doğru olan ve gerçek haberleri yapan bir basınımızla Afyonkarahisar'da birlikte yaşıyoruz. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yaptığı konuşmada her daim gazetecilerin yanında olduğunun altını çizdi. Gerçekten toplumsal hafızayı diri tutmanın çok kıymetli temsilcilerisiniz. Bu anlamda gününüzü tekrar kutluyorum. Aynı zamanda tabii ahlaki ilkelerle, etik ilkelerle, vicdanıyla hareket eden bütün basın camiasının, bütün basın mensuplarımızın yolunun açık olmasını, her daim arkalarında, yanlarında olduğumuzu da buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Gerçekten çünkü çok hassasiyetle yapılması gereken bir görev. Tekrar bugünü düzenlediği için, burada bizleri bir araya getirdiği için, bu güzel atmosferde sizlerle bir arada olmamızı sağladığı için Gazeteciler Cemiyeti Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir kez daha Mülki İdare Amiri olarak birlikte çalışmaktan büyük mutluluk
mutluluk duyduğum tüm çalışma arkadaşlarımın idareciler gününü de ayrıyeten kutluyorum. Bu güzel iki günün bir arada kutlanması da gerçekten bizim için unutulmayacak güzel de bir tecrübe oldu bu yıl. Konuşmaların ardından cemiyete üye gazetecilere plaket ve basın kartları takdim edildi. Gecenin sonunda grup Gündoğarken sahne aldı. Eşsiz parçalarıyla gazetecilerin ve Afyonkarahisar protokolünün kulaklarının pasını sildi. Evet sevgili izleyenler, gala bu şekilde görüntülendi. Biz de çalışan gazeteciler olarak orada da elimizde mikrofon ve kameralarla meslektaşlarımıza mikrofon uzattık. Düşüncelerini aldık. Basın mensupları da tüm gazetecilerin gününü kutladı. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı bir organizasyon. Çok güzel gidiyor. Ben de o cemiyetin ikinci başkanıyım. Bu bizim üçüncü yılımız. Artık geleneksel hale geliyor. Burada güzellik olan şu, daha önceden basın emekçileri protokolün davetlerine iştirak ediyorlardı. Şimdi biz bütün protokolü, sayın valimiz başta olmak üzere belediye başkanımız, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçelerin belediye başkanları, çok büyük bir katılım oldu. Hepsinin ayaklarına sağlık, teşekkür ediyorum. Başta Sezer Küçükkurt olmak üzere cemiyet başkanı. Tüm yönetim kurulunu, tüm üye arkadaşlarımızı kutluyorum. Her yıl bu artık geleneksel hale geldi. İnşallah çok daha güzelleri olur. En azından burada bir araya gelemediğimiz arkadaşlarımızı görüyoruz. Birlikte oluyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimimize. Organizasyon çok güzel. Gazeteci arkadaşlarla zaten her zaman iç içe gelemiyoruz. Haberlerde merhaba merhaba deyip birbirimize uzaklaşıyoruz. Böyle bir ortam, 10 Ocak Gazeteciler Günü, bütün meslektaşlarımın günlerini kutluyorum. Hoş bir ortam, cemiyetimize teşekkür ediyorum ayrıca. Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? Gazetecilik benim için fedakarlık. Hani derler tabiri caizse parası pul, eşi dul. Tamam mı? Ne doyuyoruz, ne onuyoruz. Ama bir kamu hizmetidir. Bir köprü vazifesi kurmaktan her zaman gurur duyuyorum. Geçen yıl da aynı Türkiye Afyon Gazeteciler Cemiyeti Sezer Başkan öncülüğünde bütün gazeteci arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı bir arada görüyoruz. Hasret gideriyoruz, sohbet ediyoruz. Bir araya gelmenin vesilesi oluyor bizim için. Organizasyon, düşünce ve işleyiş olarak çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz sorumlu olan herkese. Her yönden hatırlanmak güzel. Evet, öncelikle Afyonkarahisar Valimiz bu anlamda gazeteci kökenli olması hasebiyle bizleri çok daha iyi anlıyor olduğunu düşünerekten. Aynı şekilde belediyemiz, Afyon Ticaret Borsası odamız ve cemiyetimizi işbirliğinde bir araya getiren bütün basın çalışanlarını ve ailelerine dayanışma içerisinde bu anlamda özel günün anılarda, hatıralarda olması ve birlik olması anlamında çok güzel bir organizasyon. Tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de basın bayramını, emekçi olan, sahada olan sizleri de canı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Burada önemli olan bu meslektaşlarımıza bir araya bizi getirdikleri için, vesile oldukları için Allah razı olsun diyorum. Buradaki birlik ve beraberlik kapsamında gönülden gönüle halkaları oluştu mesela. Bunlar çok güzel şeyler. Mutluluğun, heyecanın, yani kalbinizdeki bir kıvılcımın bile oluşması
mukaddes bir değer diyorum. Gazetecilerin yılda bir defa da olsa bir araya gelmeleri tabii beni sevindiriyor. Eskiden bu imkanlarımız yoktu. Böyle oteller de yok, salonlar da yoktu. Böyle yemekleri verecek gücümüz de yoktu. Onun için bu yıllar gerçekten güzel yıllar. 10 Ocak çalışan gazeteci arkadaşlarımın yağmur demeden, çamur demeden, kar demeden, en zor anlarda, duygusal anlarda bile soğukkanlığını hiç bozmadan hayatın içerisindeki acıyı ve tatlıyı yansıtan sizin gibi meslektaşlarım olduğu için ilk önce sizin ben kutluyorum. Bu anlamda bu organizasyona emeği geçen tüm basın mensubu çalışanlarına, onların ailelerinden saatleri zamanı belli olmadığı için çocukları ve aileleri, eşleri bir program yapamaz. Bugün onlarla bir arada çocuklarıyla, aileleriyle tanışma fırsatına kavuşan arkadaşlarımız var. Belki çocuklarını gazete başında, belki klavye başında zamanını harcayan arkadaşlarımız var. Şefaker ve yorucu bir meslek. Seçim arifesinde ve özel günlerde gazeteciler akıla gelir. Gazetecilik zor bir meslektir. Gazeteci azarlanmaz, gazeteci onur edilir. Gazeteciler Günü dolayısıyla Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlemiş olduğu galada tüm medya çalışanları keyifli bir gece geçirdi. Tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, dün yönetim kurulu toplantısında üye çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Üye hedeflerini beklenenin üzerinde gerçekleştirdiğini söyleyen Ertürk, üye koçalarını da AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'a teslim etti. Uluçay, asli vazifeleri buymuşçasına kadınlarımız çocuğunu torununu bırakıp çalışmalara katılıyor dedi. AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları haftalık olan yönetim kurulu toplantısına AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da katıldı. Hasta için teşekkür ederiz. Tam çay saati oldu bizim. Toplantıda üye hedeflerinin üzerine çıktıklarını kaydeden Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, üye koçanlarını da Başkan Uluçay'a teslim etti. Burada bir konuşma yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, toplantıda böyle bir sürprizle karşılaşacağını bilmediğini belirterek şöyle devam etti. Hedef 2023 ve 6 aylık bir kısa süre içerisinde 2023 üyemize ulaşma projeniz varmış. 3000 üyeye ulaşmışsınız. Rabbim inşallah bu hep üyeler adedince de sizi ahirette karşısına çıkarsın. Gerçekten kadın kollarımızda bu mevcut üye ziyaretlerimizde ne kadar önemli olduğunu her anlamda biliyoruz ama mevcut üye ziyaretlerinde de sandık bazı çalışmalarda da kadın kollarımızın açamayacağı kapı, giremediği yer, giremediği apartman, giremediği ev, öğrenemediği dert, öğrenemediği sır yok. Gerçekten sizler hem evinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, eşinizden fedakarlık yapıyorsunuz. Hem de teşkilatımızın her çalışmasında sanki sizin asli vazifeniz ve çocuklardan ziyade teşkilatmış gibi her şeyi bırakıp geliyorsunuz. Her zaman Afyonkarahisar'da kadın kollarımız farklı olmuştur. Ama bu dönem benim gördüğüm gerçekten ilk kongre döneminden de beri, Ferda Başkanım'la çalışmaya başladığımız günden itibaren hep farklı, günden güne artıyor ve yeni ekipler, yeni kadrolar da ekibe dahil oluyor. Sahada karşılaştığımız önemli konulardan birinin de vatandaşların üye yapılması konusu olduğunu söyleyen Uluçay, insanların üyelik için ilk etapta çekindiğini ama daha sonra AK Parti ailesine dahil olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanımızın Yargıtay Başsavcılığı'nın açıkladığı rakamlara göre siz de gördünüz. Cumhurbaşkanımızın o gün morali bir başka iyiydi ve bu dünya genelinde de hissediliyor. Yani Cumhurbaşkanı şu ana kadar 20 yıllık bir partiyiz. 20-21 yıl içerisinde sürekli üye sayısı artan, vefatlar düştükten sonra, sinirlenler düştükten sonra üye sayısı artan bir teşkilat, bir siyasi parti, siyasi hareket. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de üye sayıları ile ilgili hedeflerini aştıklarını ifade etti. Toplantıda üyelik koçanları İl Başkanı Uluçay'a teslim edildi. Biz AK Parti İl Kadın Kolları Afyonkarahisar İl Teşkilatı olarak il ve ilçelerimizde Haziran ayında bir karar almıştık. Demiştik ki inşallah Aralık ayına kadar hedefimiz 2023 yılına 2023 yeni üyeyle girmek olsun. Bu hedefimiz doğrultusunda kadın kollarımız il ve ilçelerimizde, mahallelerimizde, beldelerimizde yoğun bir çalışmaya girdiler.
Siz değerli il başkanımızın önderliğinde sadece kadın kollarımız değil, aslında tüm merkez ilçe kadın, gençlik, ana kademe teşkilatlarımız bir seferberliği başlatmıştık. Ama biz kadın kolları özelinde 2023 yeni kadın üyeyle 2023 yılına girebilmeyi hedeflemiştik. Geçtiğimiz hafta aldığımız verilerle 1 Haziran 1 Ocak tarihleri arasında hedefimizin 1000 daha fazlasıyla 3000 yeni kadın üyeyle 2023'e girmiş bulunmaktayız. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar bir araya gelerek Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı AK Parti Afyon Milletvekili adayı olarak görmek istiyoruz dedi. Başkan Atlı ise yaptığı açıklamada birlik ve beraberlikten mutlu olduğunu ifade etti. STK ve mahalle muhtarları, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı olarak görmek istediklerini ifade etmek adına Çay Belediyesi önünde bir araya geldi. Bir daha buradayız. Hadi. Hadi geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Yaka Mahallesi Muhtarı Ahmet Kardeş, muhtarlar adına belediye önünde açıklamada bulundu. Uzun yıllar ilçemizde ve bölgemizde hekim olarak hizmet eden, son 4 yılda ilçemizde belediye başkanlığı yapan, hiçbir ayrım yapmadan hizmet ederek bölge halkının sevgisini kazanmış uzman doktor Hüseyin Atlı'yı Afyonkarahisar milletvekili adayı olarak görmek istiyoruz. Sayın Hüseyin Atlı'nın Afyonkarahisar merkez, tüm ilçe ve köylerini gazi meclisimizde layıkıyla temsil edeceğinden eminiz. Bütün sorunlarımızı dinleyip çözüme kavuşturma konusunda gereğini yapacağını biliyoruz. Çay ilçe merkezi ve tüm köy muhtarları olarak sayın belediye başkanımızın bu kutlu yolda her daim yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Daha sonra konuşan Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sebahattin Dündar, Hüseyin Atlı'nın tüm ilçeleri ve köyleri layıkıyla temsil edeceğinden emin olduklarını söyledi. Uzun yıllar ilçemizde ve bölgemizde hekim olarak hizmet eden, son 4 yılda ilçemizde belediye başkanlığı yapan, hiçbir ayrım yapmadan hizmet ederek bölge halkının sevgisini kazanmış uzman doktor Hüseyin Atlı'yı Afyonkarahisar milletvekili adayı olarak görmek istiyoruz. Sayın Hüseyin Atlı'nın Afyonkarahisar merkez tüm ilçeleri ve köylerini gazi meclisimizde layıkıyla temsil edeceğinden eminiz. Bütün sorunlarımızı dinleyip çözüme kavuşturma konusunda gereğini yapacağını biliyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak Sayın Belediye Başkanımızın bu kutlu yolda her daim yanında olduğunu beyan ediyoruz. Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çay'da gerçekten köylerimizle, kasabalarımızla ve ilçe merkezimizle çok güzel bir birlik beraberlik var. Bununla sivil toplum örgütlerini de katabiliriz. Belediyemizle çok uyumlu bir çalışmamız var. Sağ olsunlar, bugün beni de çok mutlu ettiler. Kendilerine ayrı ayrı tüm köy muhtarlarımıza, kasaba muhtarlarımıza, ilçe merkez muhtarlarımıza, tüm sivil toplum örgütlerimize, ticaret odamıza, esnaf odamıza, esnaf kefalet başkanlığına, ziraat odamıza ve şoförler derneğine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olsunlar. Hepsi her daim yanımda olduklarını ifade etmişler. Biz de her daim tüm odalarımızın, tüm muhtarlarımızın ve tüm hemşerilerimizin yanındayız. Bunu böyle bilsinler. Tabii ki güzel bir düşünce. Beni çok güzel onur ettiler. Genel merkezimiz, büyüklerimiz, partimiz bizi nerede görmek isterse biz orada durmasını biliriz ve onların verdiği karara da sonuna kadar saygılıyız. Efendim, Afyonkarahisar'da Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde 2023 yılının ilk sergisi olan ve bu yıl üçüncüsünün yapıldığı Kent Sanat Buluşması sergisi sanatseverlerle buluştu. Akü Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanının farklı tekniklerle oluşturduğu 33 birbirinden güzel eser 3 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Üçüncüsü gerçekleştirilen Kent Sanat Buluşması sergisi sanatseverlere ev sahipliği yaptı. Müzik 2023 yılının ilk sergisi olan Afyonkocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, geleneksel el sanatları, iç mimarlık ve çevre tasarımı, resim, seramik, sinema, televizyon ve temek eğitim bölümlerinden 25 akademisyen sanatçının farklı disiplinlerden oluşturdukları kıymetli 33 adet eserini içeren seçkinin açılışı yapıldı. Sergide konuşan Afyonkocatepe Üniversitesi akademisyen sanatçılar sergi ve eserleri hakkında şunları aktardı. Bu sergide Kent Sanat Buluşması üçüncüsü yapılıyor. Afyon halkıyla buluşan bir sergi. Önemli bir sergi. Üniversitedeki Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarının eserlerinin yer aldığı bir sergi. Verimli olduğunu düşünüyorum. Şehir içinde katkı olduğunu düşünüyorum. Bu sene de çok kaliteli, güzel işlerin yer aldığı bir sergiyi geziyoruz. Sergide de bir eserimle katılıyorum bu sergiye. Eserlerimde Anadolu kültürlerini, Mezopotamya kültürlerini sıklıkla kullanıyorum. Ve onun dışında zıtlıkları, gelenekseli, yeniyi, zıt kavramları eserlerimde kullanmaya da çalışıyorum. Ve Anadolu kültürünün içerisinde olan bir takım unsurları, seramikte de olan unsurları da eserlerimde de kullanmaya çalışıyorum. Serginin içeriği şöyle, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim elemanlarından oluşan ve öğretim elemanlarımızın kendi işlerinden oluşan işler var içeride, sanat eserleri var. Her öğretim elemanının kendi tarzıyla yaptığı, kendi özgün eserleri şu anda sergide yer alıyor. Aslında Pegasus'u herkes bilir, Yunan mitolojisinden gelir. Deniz tanrısı Poseidon'la hepimizin bildiği yılan saçlı Medusa'nın oğlu olarak bilinir. Genelde öyle tabir edilir. Bir tabire göre Herkül'ün kardeşi olarak da karşımıza çıkıyor. Yani Zeus'un diğer oğlu olarak da karşımıza çıkıyor. Dönem dönem tabii ki Yunan mitolojisinde bir şeyim vardı, merakım vardı çok eskilerden. O dönemden, o dönemki seriden kalan bir iş. Öncelikle ilk bakışta birçok amatörün düşüncesi Photoshop uygulaması şeklinde. Ama öyle bir şey yok bunda. Doğrudan çekim bu. Ama uzun pozlama ile yaptığımız zoom out çalışması diyoruz buna. Teknik olarak zoom out tekniği. Uzun pozlama ile gerçekleştirildi. Bu sayede şu hız çizgileri oluştuğunda daha fotoğrafın iki boyutluluğundan üç boyutuna doğru bir geçiş de sağlanıyor. O yüzden de dikkat çekici olabiliyor tabii ki. Bunun üzerine birkaç tane denemem var. Onlardan bir tanesi de buydu. Sergi 3 Şubat'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Evet değerli izleyenler, 2022 yılında 1.317.733 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı'nı 24.851 yolcu kullandı. Zafer Havalimanı 2022 yılında da maalesef umduğunu bulamadı. Açıldığı günden beri tutturamadığı yolcu garanti sayılarıyla gündemden düşmeyen Kütahya'daki Zafer Havalimanı 2022 yılını da hezimetle kapattı. TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, havaalanının zarar karnesini açıkladı. 2022 yılında 1.317.733 yolcu garantisi verilen havaalanını sadece 24.851 yolcu kullandı. Hata payı %98, garanti ödemesi 6.847.676 euro ve güncel kurla 138 milyon TL oldu. 50 milyon euroya mal edilen havalimanına tutmayan garanti ödemeleriyle 2021 yılı sonu itibarıyla 52.8 milyon euro ödenmişti.
2022 yılı sonunda da bu miktar 59 milyon 676 bin euroya yükseldi. Zafer Havalimanı'nın yapım maliyetinin 50 milyon euro olduğunu belirten Yavuz Yılmaz, 2012-2022 yıllarında şirkete yapılan garanti ödemesinin 59 milyon 676 euroya yükseldiğini açıkladı. Havaalanı kamuya 2044 yılında devredilecek. Bu tarihe kadar şirkete ödenecek olan garanti ödemesinin mevcut koşullarda 208 milyon euroyu bulacağı hesaplanıyor. Zafer Havalimanı'na ilişkin sözleşmeye göre yolcu garantileri iç hat giden yolcu servis ücreti olarak 2 euro, dış hat giden yolcu servis ücreti olarak da 10 euro garanti edildi. Açıldığı yıl 850 bin yolcunun garanti edildiği havalimanına ilişkin sözleşmede yıldan yıla garanti yolcu sayısı da artıyor. 10. yıl itibarıyla havalimanının yıllık garantisi 1 milyon 317 bin 733 yolcuya yükseldi. Zafer Havalimanı'nın müteahhiti ve işletmecisi İciştaş firması da havalimanının kendilerine zarar ettirdiğini belirterek 2021 yılının Ağustos ayında havalimanını satışa çıkarmıştı. İciştaş yetkilisi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için teklifleri beklediklerini belirtirken, "Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenene havalimanını devretmeye hazırız," dedi. Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını söyledi. Afyonkarahisar'da bir fizik tedavi merkezinde fizyolojik rahatsızlıkları olan her birey için 20'ye yakın tedavi yöntemleri kullanılıyor. Klinikte nörolojik ve fizyolojik rehabilitasyonun yanı sıra daha pek çok hizmet veriliyor. Fizyolojik rahatsızlıkları olan her birey için verilen tedavi yöntemleriyle kısa sürede iyileşebilmek mümkün. Afyonkarahisar'da bir fizik tedavi merkezinde verilen Reformer Pilates, sporcu pilatesi, manuel terapi, sağlıklı yaşam ve fizyoterapi hizmetleriyle hastaların iyileşmesi sağlanıyor. Fizyoterapist Kadir Yağcı, klinikte vermiş olduğu hizmetleri anlattı. Burada fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına giren hizmetlerin çoğunu vermekteyiz. Nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, bunlara ek olarak Reformer Pilates, klinik pilates yaptırıyoruz. Andülasyon cihazımız var kliniğimizde, andülasyon cihazının hizmetini veriyoruz. Ve yakında da şunun çalışmalarını yapıyoruz. Kliniğimizde artık diyette vermeye başlayacağız. Yağcı, ortopedik rahatsızlıkları ve bu rahatsızlıkların tedavisini açıkladı. Ortopedik rahatsızlıklar travmaya bağlı oluşmuş olabilir, kas spazmalarına bağlı oluşmuş olabilir. Önce tanı çok önemli tabii ki de. Tanılarını ülkemizde fizyoterapistler yapmıyor maalesef. Daha gelişmiş ülkelerde tanılarını da fizyoterapistler koyuyor. Uzman hekimler tarafından tanısı konuluyor. Tedavi programını birlikte oluşturuyoruz. Sonrasında tedavi programını belirleyip devam ediyoruz. Her hastalık için ayrı bir tedavi programı oluşuyor. Hatta hastalıktan ziyade hastaya göre tedavi programı oluyor. Çünkü fizyoterapide genelde hastalık yoktur, hasta vardır mantalitesiyle, mantığıyla hareket ediyoruz. Yağcı, evde fizik tedavi hizmeti verdiklerinden de bahsetti. Evde fizik tedavi hizmetlerinin esasında nörolojik rahatsızlıklarda daha çok kullanıyoruz. Nörolojik hastalarımız gelip gitmekte tabii ki de zorlanıyorlar. Hemiplejik, tetraplejik, ataksik rahatsızlıklar var. Onlar zaten yatar durumda oldukları için evde fizik tedavi hizmetlerini yürütmek durumunda kalıyoruz. Onlar da tanılarını yine hastanede almış oluyorlar. Sonrasında fizik tedavi, fizyoterapi işlemlerini de biz uyguluyoruz. Afyonkarahisar'ın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan Özdilek, geleneksel basın buluşmasını gerçekleştirdi. Sabah kahvaltısında bir araya gelen firma yönetimi, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Özdilek Alışveriş Merkezi basın mensuplarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü geleneksel buluşmasını gerçekleştirdi.
Alışveriş merkezi içindeki restoranda bir araya gelen Özdilek Afyonkarahisar Müdürü Nihat Günsel ve gazeteciler önce kahvaltı yaptı. Daha sonra ise karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İşletme müdürü Nihat Günsel burada yaptığı değerlendirmede basın mensuplarının topluma ışık olduğunu belirterek şunları söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Bu senede bizi yalnız bırakmadınız birbirimizi. Sizler bizim toplumumuza ışık oluyorsunuz. O toplumu güçlendiriyorsunuz. Gerçekten de çok fedakar bir işiniz var. Ya bunu söylüyoruz ama diyorum ya, eylem büyüktür söylem. Bunu canı gönülden söylüyorum. Bu vesileyle 3 yıla yakın bir pandemi süreci yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Artçılarla birlikte. İşte şu an müthiş bir grip var, soğuk algınlığı var. Çocuklarımız hep hasta. O yüzden bu pandemi sürecinde özellikle şunu söylemek istiyorum. Dedim lafımın başında, bize ışık oluyorsunuz. Pandemi sürecinde de düşünsenize, biz dışarı çıkamadık. Sağlığımız için karantina bizim kendimiz lehimiz olan bir şey. Ama sizler yine bize ışık oldunuz. Hem görsel hem işitsel. Ailenizi bıraktınız. Dışarıda bize bilgi birikimine gittiniz. Bilgi akışını sağlamak için uğraştınız. Ben bunu gerçekten de kendi şahsım adına, kabul ederseniz, çok takdir ettim. Günsel pandemi süreci boyunca basın mensuplarını gözlemlediklerini belirterek şöyle devam etti. Aslında topluma bir faydanız olsun diye, sağlık yönünde daha nasıl iyi olabilir diye koşturuyorsunuz. Ben bu süreç içerisinde bunu çok iyi gözlemledim. Sosyal medyada olsun, gazetede olsun, her yönden bizi bilgilendirdiniz. O yüzden hakkınızı helal edin. Gerçekten topluma ve kendim adıma söyleyeyim. Ben şu an belki şeyim ama benim içimde geçen bunlar. Biraz bu konularda çok titizim. Daha böyle samimilikten uzaklaşamıyorum. Gerçek bu. O yüzden Allah razı olsun sizlerden. Çok değişik, çok diğer işlerden farklı bir mesleğiniz var. Meslekten öte bir özveri gerektiren, fazlasıyla özveri gerektiren bir işiniz var. İnşallah toplumda da hak ettiğiniz yeri, bu mesleğin olması gerekir inşallah. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın babası Metin Kumartaşlı hayatını kaybetti. Kumartaşlı'nın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kumartaşlı ailesinin acı günü. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın babası Metin Kumartaşlı hayatını kaybetti. Allahu Ekber. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Ulçay, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, askeri erkan ve siyasi parti il başkanları katıldı. Metin Kumartaşlı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Kocatepe Asri Mezarlık'ta dualar eşliğinde toprağa verildi. Efendim, Afyon'daki gelişmeleri aktardık. Konya ile devam ediyoruz bültenimize. Konya'da Çumra, Karapınar, Emirgazi ve Tuzlukçu ilçelerinde yeraltı su seviyesinde azalmaya bağlı oluşan yüzey yarığına altın ekinde de rastlandı. Kuraklığın yanı sıra yeraltı su seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıklar Orta ve Batı Anadolu havzalarının önemli sorunlarından biri haline geldi. Konya Ovası'nda Obruk'tan sonra yarık tehlikesi. Konya'da geçen yıllarda Çumra, Karapınar, Emirgazi ve Tuzlukçu ilçelerinde görülen yüzey bozulmaları yerleşim yerlerinde ve yapılarda deformasyona neden oluyor. İki ay önce Altın Ekin'in Dedeler Mahallesi'nde oluşan ve uzunluğu 2 kilometreye yaklaşan yarıklar mahalle sakinlerini de endişelendiriyor.
Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Eren, iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı yoğun yeraltı su kullanımının su seviyesinin hızla düşmesine neden olduğunu söyledi. Yeraltı suyu seviyesinin alçalmasına bağlı olarak kayaçlarda bir sıkışma meydana geliyor. Tabii bu sıkışma birdenbire olan ve birdenbire sona erecek bir olay değil. Yeraltı su seviyesini dengede tutsanız bile şu anda çeşitli havzalardan biliyoruz. Onlarca yıl devam edebiliyor bunlar. Ama yeraltı su seviyesi düştükçe eğer o bölgelerde de sıkışabilir kayaçların, kilitli kayaçların kanatları fazlaysa orada da bu olay devam ederek, artarak devam edecektir. Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Şen de vatandaşın durumdan dolayı tedirgin olduğunu ifade etti. Anca hiç görmüş müydünüz? Hayır, görmedik. Ya bu 2 aylık mesele. Ne kadar uzunluğu bunun? Aşağı yukarı 2 kilometre uzunluğunda var bu. Efendim yine Konya'dan bir haber. Konya'da Fatma Gül Girgiç keçicilik mesleğini devam ettirerek aile geleneğinin sona ermesinin önüne geçti. Konya'da 3 kuşaktır geleneksel keçe sanatıyla uğraşan aileye gelin gelen Fatma Gül Girgiç, keçeciliği devam ettirerek aile geleneğinin sona ermesinin önüne geçti. Selçuklu Türkleri ile Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen, Konya ve Mevlana ile özdeşleşen keçe sanatı Girgiç ailesinde nesilden nesile aktarılıyor. Keçe ustası Fevzi Girgiç'e babasından ve dedesinden miras kalan bu sanatı Girgiç'in evlatları devam ettirmeyince gelini Fatma Gül sahiplendi. Fatma Gül Girgiç, kayınpederi hayatını kaybettiği için sanatı 14 yıl önce kendi çabalarıyla öğrenip ustalaştıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleneksel el sanatkarı unvanını aldı. Yünü önce keçeye, ardından onlarca çeşit türüne dönüştüren Girgiç, atölyesinde kendisine rengarenk bir dünya kurdu. Girgiç, el emeğiyle sikkeler, haydariye yelekler, elbiseler, şapkalar, süs eşyaları ve aksesuarlar olmak üzere keçeden birçok çeşitte ürün yapıyor. Keçe ustası Girgiç, keçeciliğin gelin geldiği ailenin bir geleneği olduğunu ve bunu devam ettirme görevini üstlendiğini söyledi. Keçecilik kayınpederimin mesleği. Kayınpederim kardeşler kışın keçe yaparlar, yazın da tarla bahçe işleriyle uğraşırlarmış. Onun bir kardeşi kardeşinin çocukları devam ettirmiş bu mesleği. Bizim tarafımızdan hiç devam ettiren yoktu. Ben rahmetliyi ondan bize kalan bir gayrimenkullerin üzerine oturduğumuzda rüyamda gördüm. Ve kızım sen hiç üzülme, benim mirasım sana çok iyi yerler açacak diye bir rüyamda kendisini gördüğümde bunu hiç sınıflandıramamıştım. Yani adlandıramamıştım daha doğrusu. Böyle bir şeyin olacağını da hiç tahmin etmemiştim. Ama o bana zanaatını miras bırakmış. Şimdi sizleri Kütahya'ya götürüyoruz. 45 yaşındaki Çini ustası eserlerini resim ve gravürle zenginleştiriyor. O muhteşem eserlere bakıyoruz. Kütahyalı geleneksel el sanatları ustası Mesut Gürbüz, çocukluğunda başladığı Çini sanatını yaptığı sıra dışı çalışmalarla sürdürüyor. Eskişehir yolundaki atölyesinde Çini sanatını icra eden 45 yaşındaki Gürbüz, Çini'yi resim ve gravürlerle zenginleştirerek vazo, tabak, pano gibi eserler ortaya çıkarıyor. Gürbüz, çocuk yaşlarda resme ve görsel sanatlara ilgi duymaya başladığını söyledi. İlkokul 3. sınıfta işte 9-10 yaşlarındayken yazın başladım. Yani bizde bir tabir vardı, bu Çin'in tozunu yuttuğun zaman bırakamazsın derler. Bizimki de öyle oldu herhalde. İlkokul 3'ten beri işte farklı atölyelerde çalışarak o şekilde başladım. Büyük ustalarımızın yanında. El sanatları ustası Gürbüz, günün büyük bölümünü atölyesinde geçirdiğini, Çini sanatının kendisi için bir yaşam tarzına dönüştüğünü dile getirdi. Çini benim için yani ilkokul 3'ten beri 19-10 yaşından beri aşağı yukarı 35-37 seneden beri
artık yaşam felsefesi gibi bir şey oldu benim için. Gecem gündüzüm Çin olduğu için. Efendim, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce Kitap İyileştirir sloganıyla Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Isparta ve Burdur'da başlatıldı. Kitap İyileştirir kampanyası başlatıldı. Burdur Adliyesi'nde düzenlenen kitap bağış kampanyasına Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Kampanya hakkında bilgi veren Kara, herkesi kitap bağışı kampanyasına katılmaya davet etti. Katılımcıların kampanyaya kitap bağışında bulunmasıyla program sona erdi. Isparta'daysa meydan alışveriş merkezinde tören düzenlendi. Törene Başsavcı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cezaevi Müdürü Ali Yüce ve vatandaşlar katıldı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Başkarcı Dağ İsrafil Deresi mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Söndürme çalışmalarına Denizli itfaiye ekipleri de tankerlerle su taşıyarak destek verdi. Öte yandan jandarma ve polis ekipleri bölgeye girişleri tedbir amaçlı kapattı. Efendim, yine Denizli'den bir haber. Acıpayam ilçesinde geçmişte kilise olarak kullanıldığı düşünülen Alacayın Mağarası'ndaki freskler dikkat çekiyor. Alacayın Mağarası korunmaya alınmayı bekliyor. Denizli'nin Acıpayam ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Mevlütler Mahallesi'nde 1500 metre yükseklikteki kır dağının yamacında bulunan Alacayın Mağarası'na yaya olarak ulaşılabiliyor. İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1992 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı olarak kabul edilen bölgedeki dağın sarp kayalıklarına oyulan mağaranın içinde yok olmaya yüz tutmuş duvar resimleri yer alıyor. Geçmişte kilise olarak kullanıldığı tahmin edilen mağaranın çevresinde de lahitler yer alıyor. Bölgede araştırma yapan arkeolog Uğurcan Oludağ, yüzeyde görülen kalıntıların tamamının Geç Roma İmparatorluk ve Bizans dönemine ait olduğunu, yüzeyde Geç Helenistik ve Roma dönemlerine ait seramik parçalarında görülebildiğini belirtti. Yüzeyde gördüğümüz kalıntıların çok büyük kısmı Geç İmparatorluk dönemine ve Bizans dönemine tarihleniyorlar. Toprağın altında ne olduğunu herhangi bir araştırma yapılmadığı için henüz bilemiyoruz. Araştırmaya muhtaç bir bölge burası. Buranın en önemli yapılarından birisi arkamda görmüş olduğunuz kilise. Bu kilisede hala freskler görülebiliyorlar. Çok büyük kısmı maalesef tahrip olmuş durumda. Yetkililerden bu konuya da el atmalarını istiyoruz. Bu fresklerde İncil'den sahneler betimlenmiş. Bu sahneleri dediğim gibi kısmen de olsa günümüzde hala görebiliyoruz. Fakat bu freskler korunmaya muhtaç. Eskişehir'le devam ediyoruz. Eskişehir'in beyaz altın olarak da bilinen ünlü lüle taşından 1001 emek ve sabırla işlenerek üretilen hediyelik eşyalar yurt dışında Çin ve bazı Avrupa ülkelerinde rağbet görüyor. Eskişehir'in beyaz altın olarak da bilinen ünlü lüle taşı, madenden zorlu ve uzun uğraşlar sonucu ham madde olarak çıkarıldıktan sonra usta ellerde işlenip pipodan takıya, satranç takımından büstlere birçok ürüne dönüştürülüyor.
ABD, Yunanistan, Çekya, Fransa, İspanya ve Fas'ın bazı bölgelerinde de çıkarılan lüle taşının Eskişehir'deki yatakları, Alpu ilçesindeki Türkmen Tokat ve Karatepe mahalleleri arasında yer alan Sarı Su Ocakları ile Margı, Beyaz Altın ve Başören mahallelerinde bulunuyor. Türk siyasetinde baba olarak anılan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu İslam köyün ekmeği lezzetiyle damakları tatlandırıyor. İslam köyün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında. Isparta Natabey ilçesine bağlı İslamköy'de pişirilen ekmek, asırlık ekşi mayayla yoğruluyor. Ekmeğin mayası her defasında bir önceki ekmeğin hamurundan anlıyor. Uzun süre elle yoğrulan hamurdan hazırlanan ekmek, taş fırında odun ateşinde yaklaşık 2 saat pişiriliyor. Daha sonra sofralarda tüketime hazır hale gelen ekmek, uzun süre bayatlamayan özelliği ve lezzetiyle tercih ediliyor. Yöredeki bu gelenek asırlardır hiç bozulmadan bugüne taşındı. İslamköy'e Demirel'in anıt mezarı ve müzeyi ziyaret için gelenler bu ekmeği alma fırsatı buluyor. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde markalaşan ekmek, il dışından sipariş verenlere kargo veya otobüsle ulaştırılıyor. Çavdar unundan yapılan yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığındaki İslamköy ekmeği 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Çankaya Köşkü'ne de gönderiliyordu. Efendim, Uşak'ta bulunan dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan yanı başındaki macera parkurlarıyla da adrenalin tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatan Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarına ve sakinliği sevenlere ayrı bir turizm seçeneği sunuyor. ...77 kilometrelik Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Bu kanyon her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Görüntüler Uşak'tan. Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan 77 kilometre ile dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan Ulubey, yer yer 170 metre derinliğe ve 550 metre de genişliğe ulaşıyor. Zemininden 9 sele ve Banaz çaylarının geçtiği kanyon, turuncuya çalan kaya yapısı ve yeşilin tonlarının hissedildiği bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Kanyonun hinterlandında bulunan Blandos Antik Kenti'nin uzantısı konumundaki 1800 yıllık kaya mezarlarının yanı sıra Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kalıntılarsa tarih meraklılarına hitap ediyor. Kanyona gelen ziyaretçiler 2015 yılında inşa edilen yerden yaklaşık 125 metre yükseklikteki cam terastan kanyonu izliyor. Doğa yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların rotaları arasına giren kanyon, macera parkuruyla da adrenalin tutkunlarını kendisine çekiyor. Yerden 20 metre yüksekliğindeki kuleler üzerine kurulu 220 metre uzunluğundaki gidiş ve gelişli zipline parkurunun yanı sıra 13 metre yüksekliğindeki dev salıncak ve 5000 metrekare üzerine kurulan atlama kulesi ve tırmanma duvarı ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor. Bu güzel haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla mutlu akşamlar. Avşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sunar.
Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla 8. sırada kapatan Afyonspor'un geçtiğimiz hafta başından bu yana devam eden Antalya kampı yarın sona erecek. Cuma günü büyük bir ihtimalle dinlenerek geçirecek olan mor beyazlı futbolcular, cumartesi günü yapacakları ter idmanıyla Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacaklar. Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palas, Kanalıç'a yaptığı açıklamada çok verimli ve sağlıklı bir kamp dönemi geçirdiklerini, Antalya kampının da planlandığı şekilde yarın tamamlanacağını belirterek, Antalya kampının büyük bir bölümünü günde çift idman yaparak geçirdik ve burada bazı takımlarla hazırlık maçları oynadık. Bu hazırlık maçlarında özellikle altyapımızdan gelen genç futbolcuları daha iyi görme imkanı bulduk. Her şey istediğimiz gibi oldu. Yarın Afyon'a döndükten sonra hava durumuna göre cuma günü bir antrenman yapabiliriz. Hava şartları iyi olmazsa cuma gününü dinlenerek geçirip cumartesi günü yapacağımız ter idmanıyla Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacağız dedi. Ligin ikinci yarısında kendi sahalarında oynayacakları Nazilli Belediyespor maçıyla start vereceklerini ve iddialı başlayacaklarını vurgulayan teknik direktör Koray Palas, şu anda takım olarak çok iyi durumdayız. İnşallah ikinci yarıya bomba gibi başlayıp taraftarlarımızı memnun edecek futbol sergileyeceğimize inanıyorum. Herkes ikinci yarıda bambaşka bir Afyonspor izleyecek ifadelerini kullandı. Mor Beyazlı takımın Antalya kampındaki son antrenmanını yarın yaptıktan sonra Afyon'u hareket edeceği ve cuma günü hava şartlarına göre antrenman yapabileceği bildirildi. Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ikinci yarı karşılaşmaları cumartesi ve pazar günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Bravo beyler. İkinci yarının açılış maçı cumartesi günü saat 15'te Ayvalıspor ve Şuhut Belediyehisarspor arasında Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanacak. 18 puanlı Ayvalıspor'la 23 puanlı Şuhut Belediyehisarspor arasındaki mücadeleden sonra gözler pazar günü oynanacak olan diğer karşılaşmalara çevrilecek. Ligin ilk yarısını 11 maçta 11 galibiyet alarak 33 puanla lider kapatan Emirdağ Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Karşıyaka Spor'u misafir edecek. Süper Amatör Lig'in en fazla gol atıp en az gol yiyen takımı Emirdağ Spor, ligin ilk yarısında oynadığı müsabakada Karşıyaka Spor'u 2-0 mağlup etmişti. İlk yarıyı lider Emirdağ Spor'un 9 puan gerisinde kapatan iki takımdan Salar Belediyespor, ikinci yarıya Erkmen Spor maçıyla merhaba diyecek. Susuz Belediyespor ise kendi sahasında Hocalar Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Afyonkarahisar'da düzenlenen okullar arası küçük kızlar ve küçük erkekler handbol müsabakaları sona erdi. Işıklar Şeker Ortaokulu hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Küçük erkekler handbol müsabakalarında Işıklar Şeker Ortaokulu 1., Abdurrahim Mısri Ortaokulu 2., Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu 3., Şehit Sami Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu ise 4. oldu. Küçük kızlar handbol müsabakalarında ise 1.liği yine Işıklar Şeker Ortaokulu kazanırken, Huriye Aşkar Ortaokulu 2., Işıklar Kocatepe Ortaokulu 3., Akçin Ortaokulu da 4.lüğü elde etti. Kızlarda ve erkeklerde şampiyonluk kupasının sahibi olan Işıklar Şeker Ortaokulu, grup karşılaşmalarında Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından futbol hakemlerine yönelik başlatılan VAR eğitimlerine Ocak ayı toplantısıyla devam edildi. TFF VAR Eğitim Danışmanı Pavel Gil, Ocak ayı ziyareti sırasında Spor Toto Süper Lig maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz koordinasyonuyla maçlardan sonra VAR kadrosu hakemleriyle maçların analizi yapılarak UEFA standartlarında VAR geri bildirimleri sağlandı.
Bununla beraber Pavelgil tarafından UEFA'nın güncel VAR konuları da VAR kadrosuna aktarıldı. Ocak ayında ilk defa başlayan ve her ay düzenli olarak gerçekleşecek olan TFF VAR eğitim danışmanı ziyaretleri, VAR kadrosunun güncel UEFA çizgisi farkındalığı ve bilgi standartlarında olması hedefleniyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Afşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sundu.